لا لا إله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا في كل وقت وحين ألا يقطع نعمته ولو كنا آثمين. فسبحان الذي وصف المشرفين بكونهم إخوان الشياطين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الذي لا يحب المشرفين. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي حذر أمته عن الإسراف بأمر ربه المعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده أوزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي مؤمنا، بو جمعة 1423 هجري senemizin son cumasıdır. Haberi olan çok az insan. Yeni yılımız Salih günü giriyor. Salih günü dediğimizde yeni ay var ki bizde aşır ayı derler ona. Muharrem ayı. Bu 12. ayıdır. Hicri senemizin. Ay hesabıyla olan senelerin. Ötekisi efrencidir. O da güneşe göredir. Bu aya göre olandır. 1423 yıl üzerinden geçmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere hicretinden bu yana cumartesi, pazar, pazartesi 3 gün sonra da 1424. senesi girecektir. Subhanallah. Biz ahir zaman ümmetlerinin de ahirinde gelmiş olan ümmetleriz. Her senenin ayrı bir hüviyeti var. Kopya değil. Geçen senenin kopyası gelecek değil. Bu senenin yükü başkadır.
getireceği başkadır, göstereceği başkadır, götüreceği başkadır, getireceği başkadır. Biz Allah'a şükreder ve hamd ederiz ki La ilahe illallah Seyyidina Muhammedun Resulullah diye iman etmişiz. İmanımızın iktizası Cenab-ı Hak'tan bize gelene inandık. Cenab-ı Peygamber'in de bize bildirdiklerine inandık demek. Efendimiz saadetle buyurmuştur. Tabii insanoğlu ibadet için yaratılmıştır. Dünya için yaratılmadı. Yani bu insanlar şimdi Allah'ı unutup da dünyaya hizmetkarlık yapmakla bir yere varacakları yok. Lakin yolu şaşırtmışlar. Ne için yaratıldıklarının farkında değiller. Dünyaya yaratılışımızın hikmeti Allah'a kulluk için, ibadet için. Siz ibadetinizi yapınız, rızkınızı ben size kolay yoldan gönderirim. Eskiden iki dönüm ekerdi, ambarları taşar dökülürdü. 200 dönüm eker, ambara bir şey koyamaz. Ne için? Avrupalı ya makina parası yetiştirecek, parça parası yetiştirecek, efendim benzin parası yetiştirecek, çalışacak esir gibi 200 dönüm, 300 dönüm ekecek, ne karnı doyar ne gözü doyar. İsrafın içerisinde kalır, ambarın efendim urumunu dolduramaz. Ötekisi kara sapandan, kara sapanın aleyhinde neler söylemediler. Kara sapan bre Adem peygamberin zamanından itibaren kara sapan yürüdü. Ve sapanı sürmeye Cenab-ı Allah öküzleri halk eyledi. Daha hızlı sürmekte bir fayda olsaydı insanoğluna daha süratle daha kuvvetli bir hayvan yaratır, onunla çabuk çabuk sürdürür, dünyada sürülmedik yer bırakmaz değil. Adım adım, her adımda Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme firlena ve rahmna. Ya Rabbi, burada kuşa verdiğin rızıkın içerisinden bize de ver. Yalnız kendimiz için değil, ehlimiz için, fakir fukara için, senin yolunda vermek için ekiyorum, biçiyorum diye söyleyerekten bir tane düşer, yedi kardeş olur. Yedi kardeşin üzerinden, yüzlerden 700 tane olur. Şeyh Efendi sen kafan eski, senin kafan ne be? Kafanı değiştirin. Benim kafam eski insan kafası. Sen hangi hayvanın kafasını beğendin ki değiştirdin başka kafaya da? Böyle müdafaa ederler. Ve insanlarımız bu israfın içerisinde batmış, ezilip gidiyorlar. Ne karınları doyuyor ne gözleri doyuyor. Allah tayin etmiş. Nahnu kasemnada biz sizin rızkınızı tayin ettik. Azalmaz, çoğalmaz. Neyse olur. Eziyetini çekersin. Çekersin çünkü ibadetten gerisin. Eziyet altında çalışırsın, çok yiyeceksin, yiyemezsin. Yiyarsın, yiyemezsin. Yiyarsın bir kazayla gider. Bizim inancımız işte bir sene şimdi geçiyor. Son günü Peygamber-i Zişan senenin son gününde oruç tutumuz diyor.
Oruçla kapansın sizin geçen yılınız. Ki kıyamet gününde geldiğinde şehadet edecek, şefaat edecek size. Son günü oruç tutun, ölmezsiniz, korkmayın. Ertesi günden yeni senedir, teberrüken Muharrem ayıdır, Allah'ın huzurunda kıymetli bir aydır. Onun hürmetine, Allah rızası için o günde ağzımızı mühürleyiniz. Sonunda ve başlangıcında bir kimse oruç tutsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş sevabını alır dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bizden söylemesi, kafasına vur da bunlara ibadet ettir demedi Cenab-ı Allah. Yok. Dursunuz. Aklınızı kullanırsan kullan. Kullanmazsan ne yapalım? Aklını kullanmayan dört ayaklı sınıfına girer. Aklını vurdu kullanacak. Bu hale ne için girdik biz? Sokaklara dökülüyoruz, bağırıyoruz. Rızkın artmaz. Cenab-ı Hak azametle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Es-Sâillâh وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. Her kim bizi unutursa, bizim zikrimizi bırakırsa, onu sıkı bir hayata mahkum ederiz. Yani çok zahmetle bir hayat sürdürürüz ona, ezilirler. Ey danka dediği vakına şimdi bu zamanda boyuna hükümetler der ki şeyleri sıkın, kemerleri sıkın, biraz kemerleri sıka sıka karıncanın beline döndü millet. Ne için? Her şeyleri varken ne kemer sıkacaksın? Kemeri sık, haramlara ve israfa düşmemek için. Lakin ne yapalım? Dinimize itibar ettiğimiz yok. Allah kelamı dinlediğimiz yok. Peygamber nasihatı tuttuğumuz yok. Şeytan pazarı olmuş dünya. Her yerde şeytanın dellalları çok, reklamcısı çok. Hiçbir yerde ağzına çok Allah değmesin. Hemen mahkum ederler seni. Efendim seni kovalarlar. Sen çal... Çağ dışı adamsın. Bizim git çağdaşların içerisinde sen de yaşarsın. Git kabristana gideceksin sen benden evvel. Gönderecekler çok. Çok gönderilecek. Böyle olduğu için sıkı bir hayat. Hayat şartları dayanılmaz diyor. Dayanılmaz hayat şartlarından dolayı filan kimse beynine kurşun sıktı ve öldü. Filan kimse efendim iflas edip ağrına bürünüp beynine bir kurşun sıkıp gitti. Ha. Oraya geliyor ha. Oraya geliyor. Tatlı canına kıymaya kadar götürüyor. Allah'tan uzaklaşmak. Allah'tan uzaklaşan adam her şeyi yapar. Allah'ı bilen kimse Allah beni görüyor der. Allah benimlendir der. Allah bana şahittir yaptığıma dediği vakitinde kendisini toplar. Onun için iman billah. Allah'a inanınız. Allahu naziri. Allahu şahidi, Allahu ma'i diyerekten evliyaların sözleri vardır. Allah bana nazar ediyor. Allah benim yaptığıma da şahit oluyor. Allah benimle beraberdir. Böyle inanan adam kötülük yapamaz. Şeytanın arkasından gidemez. Lakin bunları unutturduk biz. Unutturduk, cezasını çekiyoruz. Cezasını çekiyoruz. Bir zaman gelecek.
demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Baştakiler ehaliye nalet okuyacak. Ahali de baştakilere nalet verecek diyor. O zaman içinde bilmem siz bilirsiniz. Benim o kadar haberim yok. Siz daha iyi bilirsiniz. Lanetlenen iki tarafa da lanet olsun diyor. O ona, o ona. Ya bıktı. Baştaki senden bıktı, sen ondan bıktık. Ne yapacak? Ne talihsiz adamız ya, o bizde yok. Gül gibi geçinirken bu millet bizim aleyhimize ne kıyam etsin, nalet okusun bize. Ahali de diyor, ya iyi geçiniyorum, nereden geldi bu başımızdaki bu bilmem neler, nasıl geldi nalet olasın diye. Onlar da onlara, bütün dünyada şimdi ortalık böyle alt üsttür. Çünkü Allah nizamını kabul etmeyenler buna mahkumdur. Lanetlenmişlerdir. Lanet milletin üzerine bütün olanca ağırlığı, sıkleti, zulmeti indirip ne rahatları kalır ne huzurları kalır. Her gece kalktığında bir parça uyuyayım derken bir parça iç diyor reis. Başkan neyse uydurma. İnşallah rahat uyuyasın. Çünkü gözün alıp uyumazsan bütün sabaha kadar deli olacaksın. Çünkü sabah gelen o kolan seni tutacak, çevirecek, çevirecek, atacak bir tarafa. Uyku gözlerine haram oldu çok kimselerin. Düşünmede ama ne düşünürsün? Ya düşün, Allah'ı düşün. Ne için yaratıldığını düşün. Ne için bulunduğunu düşün. Düşün. Yeni senenin hüviyeti başkadır. Her günün bir de hüviyeti vardır. Sene hangi günde başlarsa o günün bir hususiyeti vardır. Subhanallah. Yevmü selase yevmü dem. Eski tarihlerimizde ve kitaplarımızda bildiriliyor ki salı günü yevmü demdir. Kan günüdür. Eskiden burada hükümetler de idam mahkumlarını salı günü asarlardı, başka gün asmazlardı. İdam infazı salıya. Dem, kan, kan akıtılacak, kanla dünyanın bulanacağı bir sene olacak diye işaret ediliyor. Yevm-i Sülase. Yani salı gün berbat bir başlangıç. Allah'a sığındır. Bu gelecek senenin içerisinde olacak vukuatta Allah'a sığındır. Biz bildiğimizi söyleriz. Sizin yanınızda başka bildiğiniz varsa, bir esasınız varsa, istinad edecek noktanız varsa, itiraz edecek noktanız varsa, siz kendiniz bilirsiniz. Lakin biz bildiğimizi söyleriz. Hazır ediniz, sakınınız. Gelen yıl. Allahu Zülcelal buyuruyor, bir gün gelecek bu insanlar eylen nefer çağıracak. Nereye kaçalım? Çok yerden haber geliyor. Şeyh Efendi nereye gidelim? Bir yere gitme. Olduğun yerde dur, Allah ile ol. Korkma. Senin kapına seni muhafaza için melaike eder, muhafaza eder. Kaçacak yer yok. Eynel mefer. Nereye kaçacak? Cevabını veriyor. Cenab-ı Hak yana fefirru ilallah. Allah'a kaç. Allah'a kaç. Kaçacak yer yok. Ne en baştakilere, ne ayak takımına, ne baştakilere kaçacak yer yok. O ateş geldiği vakitinde yakar gider. Yalnız Allah'a kaç. Tarif ediyor Cenab-ı Allah. Eynel mefer çağıracak gün gelecek. Nereye kaçalım? Kaçacak yeri yok. Dur, ilahi hüküm senin hakkında neyse onu infaz edecektir. Gidecek kimselerdense seni götürecek. Gitmeyecek kimseyse senin üzerine muhafaza tayin eder durursun. Namazsız gün geçirtmeye tehlikedir. Secde etmeyenlerin hepsi tehlikededir. Çünkü dünyanın çoğu ölecektir bu harbin içerisinde. Bazı papazlar da söylüyor, bazı papazların haberi de yok. Onların kitaplarında da yazar. Çünkü kıyamet gününde
büyük muharebe olacak diye yazar. Lakin bazı şimdi cahil olmuş onların çoğu da. Ya kendi kitabına bak da söyle. Yahudiler öyle, Hristiyanlar öyle. Müslümanlar hiç ağzını açmaz. Kitab-ül Fiten geliyor. Hadis-i şeriflerde, hadis kitaplarında ahir zamanda olacak fitneler hakkında, kıyamet alametleri hakkında ayrı kitaplar, Peygamberimiz İsa'nın mübarek sözleri derlenmiştir. Ona bakıp ağzını açan kimse yok. Aha, süre süre geldik onun üzerine. Ne söylemek? Söyle, korkma. Korkarsan, sana bir şey dokunursan kurtaramaz. Başın gitmese elin gider, elin gitmese ayağın gider. Sakat kalırsın. Ama çoğu başı gidecek. Bu çünkü yani hiç akla fikre gelmedik bir muharebedir. Herkes bağırıp çağırıyor, istemeyiz diyorsun. Lakin senin yaptığın fiillerin onu davet ediyor. Gel diyor üzerime. Çünkü sen şeytana işliyorsun. Şeytana çalıştığın vakitinde şeytan sana rahmet edilecek değil ya. Allah'a işleyeceksin, Allah'ın rahmeti gelecek sana. Onun için ey müminler, ibadete dikkat edin. Çoluk çocuğumuza dikkat edin. Hak yolunu bırakma. Hak yolu cennet yoludur. Cennet yolunda olanlara selamettir. Olmayan kimselerin hepsi tehlikededir. La ilahe illallah hasli. İman ve İslam kalası kalamdır. İmana ve İslam'a gelip benim kalama sığınanları ben sığındırırım. Dışarıda kalanlara korku var. Ya Rabbi sen bu millete, bu insanımıza ya Rabbi doğru yolu gösterecek kullarını gönder. Helak olmadan bizi kurtaracak rehberlerini gönder ya Rabbi. Evliyalarını gönder ya Rabbi. Biz aciz kaldık. Sözümüz buradan dışarıya yetişmiyor. Ya Allah sen tedarikte bulun. Bizim tedarikimiz sende ya Allah. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfirullah li ve lekum ve lisairil müminin ve ya fevzel müstağfirin. Ela inne ahsenel kelam eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Elhamdülillah, hamdül kâmilin ve salatu ve selam. Alâ Resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Tazîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fekâmeti şâni safiyyihi fekâl. Fekâl azze ve celle min kâilin muhbiran ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ناهي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله المحتاجون شفاعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم أفضل من خلق الله أيدي الإسلام والمسلمين
كما مثل حقوق المؤمنين خليفة الله المهدي الله ناصر ناصر العزيز يا رب تعالى اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين واكتب الصحة في السماء والأرض وعلى سلطان مع سلطان المسلمين وعلى الحجاج بن زوان والموسى بن الجهاد والنبي سعد في بابك وبحرك وجنك من مكتوب سلامة على الحاضرين والغائبين الحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر لا إله